Oh, çok güzel oldu. Merhaba Adrian, ne yapıyorsun burada? Oo İrem, hoş geldin. Melinet bir süreliğine yurt dışına çıktı. Ben de onun çiçeklerini suluyorum. Aa, ne kadar güzel çiçekler bunlar. Papatya değil mi bu? Aa, evet papatya. Madem bunlar dökülmüş, bunları değerlendirelim. Ne dersin Adrian? Değerlendirmek mi? Nasıl olacak ki o? Bunlardan çok güzel losyon yapabiliriz. Hem kendim için hem de Marinette için. Aa, tabii yapalım. O sever böyle şeyleri. Hem onun için sürpriz olur. O zaman doğru mutfağa. Evet İrem, ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle al bakalım, sen bunları yıka. Ben de bu arada su kaynatayım. Evet, bak bakalım güzel yıkamış mıyım? Bakalım. Tamam, gayet güzel gözüküyorlar. Evet, biraz da yeşil çay. İrem, sanırım su kaynadı. O zaman kapatalım. Bitti mi? Hazır mı? Bu kadar mı? Hayır, daha limon var. Evet, limon dilimlerimizi de atalım. Tamam mı? Şimdi hazır mı? Hayır Adrian, daha bitmedi. Daha bunların demlenmesi gerek. Demlenmek mi? O ne demek? Yani bitkiler sıcaklıkla özlerini suya bırakacaklar. Anladım, çay gibi. Evet, aynı çay gibi. Hadi bakalım sen bana şimdi 2 tane cam şişe getir. Tamam ama bir şey daha sorabilir miyim? Neden cam? Eğer plastik kullanırsak bu losyon özelliğini yitirir. Ama camda böyle bir şey olmaz. Anladım galiba. Tamam, getiriyorum. Çok güzel kokuyor. Ay, işte getirdim. Bunlar olur mu? Evet, teşekkür ederim. Evet. Cam şişeye böyle dökmem zor olacak. Ucu daha küçük olan bir şeye koyarsam daha rahat dökerim. Şişelerimizi açalım. Dikkatlice yavaş yavaş dökelim. Ağzını da sıkıca kapattık mı? Hazır mı? hazır. Oh, harika. Biri benim, biri de al bakalım. Marinette'in. Oo, teşekkürler. Rica ederim. harika. Marinette bayılacak. Ay, çok güzel. Çocuklar, sizin bildiğiniz başka bir tarif var mı? Yorumlara yazın. Görüşürüz.